Kanal.com.tr ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün çok özel ve güzel iki tane konuğum bizlerle birlikte. Türk Kadınlar Birliği Bursa Şube Başkanı Tijen Sözeri ve Yönetim Kurulu Üyesi Betül Batır bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Davetinizi kırmayıp programımıza katıldığınız için teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Böyle güzel ve özel bir yayında bize verdiğiniz için. Ne demek? Şimdi programımızda Türk Kadınlar Birliği Derneği'ni, Bursa Şubesi'ni konuşacağız. Ama tabii bugün ayrı bir özelliğimiz de var. Nedir? O da derneğimizin kuruluşunun 100. yılına denk gelmesi. Şimdi ilk önce başkanım sizden başlamak istiyorum. Tabii, Türk buyurun. Kadınlar Birliği Derneği olarak kuruluşunuzu, amacınızı ve faaliyetlerinizden bize kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Türk Kadınlar Birliği 7 Şubat 1924'te kuruldu. Sayın hocam tabii tarihçi ve geçmiş şeyi çok daha güzel aktarır bize. 7 Şubat 1924 ama burada en önemli olan Cumhuriyet tarihinin ilk kadın derneği olması. Değil mi hocam? Genel merkezde şu anda Ankara'da Avukat Sema Kendirici Uğurman yönetiyor. 7 Şubat 1924'te ilk kurucumuz, kurucu başkanımız Nezihe Muhittin. Nezihe Muhittin, Şükrü Fe İnan ve Sabiha Zekeriya, değil mi? Kurucu ve aydın kişiler tarafından o yıllarda, o dönemde 1924'te kuruluyor. Ve 1926 Medeni Kanunu'na da kadının kimliği ortaya çıkmış oluyor, öyle diyelim. Tabii ki tüm bunları Mustafa Kemal Atatürk ve liderimiz, önderimiz onun sayesinde gerçekleşiyor aslında. Ama kadın mücadelesi, evet, 1924, şu anda 2024 ve 100. yılındayız. Siz Bursa Şube Başkanı olarak kaç yıldır görevdesiniz? Şimdi bizde 3 yılda bir oluyor genel kurullarımız. Pandemi dönemindeyken aldım. Bir 3 yıl bitirdim. İkinci dönem başkanlığıma şu anda geldim. İnşallah diğer dönemde de artık 2 yıl sonra da Sayın Hocama devredeceğiz. Ama 100. yılda, evet, ikinci döneminde bu onurlu ve gururlu, gerçekten çok duygulu benim için. Ve bunu yaşamak ve yaşatmak Bursa içerisinde 100. yılı bu bana gelmiş oldu benim başkanlık dönemimde. Şu anda ikinci dönemimdeyim. Başkanım, peki Bursa Şubesi olarak neler yapıyorsunuz? Yani ana amacınız nedir ve faaliyetleriniz nelerdir Bursa'da yürüttüğümüz? Şimdi Türk Kadınlar Birliği'nin aslında amacı Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, bunları özellikle vurgularız her sefer, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmak. Politikalar üstüyüz, siyasi bir kimliğimiz yoktur. Ama Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkıp kadınları bilinçlendirmek, toplum içindeki, yani kadının sosyal, siyasal, her alanında, ekonomik anlamda eşitliğini sağlamak ve bunun için bilinçlendirme eğitimleriyle kadınlara yönelik sürekli olarak çalışmalar yapmak. Ne gibi çalışmalar? İşte eğitim çalışmaları tabii en önemlisi bu. Tabii şu anda bir 100 yıl geçti. Yani bir yaklaşık o dönemlerde veya şimdi az sonra paylaşacağım Bursa'yı da, bir 30 yıl önceki ihtiyaçlarla şimdikiler daha farklı oluyor. Örnek, nikahsızlanma mesela, nikahı olmayan kadınlara nikahlandırma çalışmaları yapılmış. Yayın öncesi Betül Hanım'la bunun üzerine bir sohbette bulunmuştuk. Demiştik ki evet, 100 yıl önce bu amaçlarla kuruldu bu dernek. Ama ne yazık ki şimdi günümüze baktığımızda istekler aynı. Yapılan çalışmalar aynı. Bu da maalesef ki bu, yani bu durumu nasıl açıklarsınız? Yani yorumunuz tabii nedir şimdi, bu durum için? Aslında tabii sesimizi ve haykırışımızı tüm dünyada olduğu gibi bir kere mutlak surette yine bu mücadeleye devam edeceğiz. Yani evet, 100 yıl geçti. Peki istenilen noktada mı şimdi bunlarda? Gerçekler vardır. Değil, gayet tabii ki değil. Evet, kadın hala yani eve hapsolmuş durumda. İşte yani bir
2024'e baksanız bile şu anda 6 ayda, ilk 6 ayındaki kadın cinayetleriyle veya kadın şiddetleriyle ilgili olan vakalar inanılmaz derecede. Evet, yani artık hani bunu herkes biliyor, hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Burada tekrar söylüyorum, amacımız aslında kadının her alanda eşitlik, adil, eşit olması ama hukuk üstünlüğünün üstünde olması, hukukun tanınması aslında. Bunların hepsi aslında Cumhuriyet'in kazanımlarıyla bize verildi. Uluslararası sözleşmelerin tanınması mesela. Bunlar bizler için son derece önemli. Bununla ilgili Ankara Genel Yönetim Merkezimizin 2020 yılında başlattığı eşitliğe ulaşmak ve ayrımcılıkla mücadelede güvencelerimiz konulu güzel bir projesi vardı. 35 il, yani yaklaşık şu anda 80'e yakın şubelerimiz var. Tüm Türkiye genelinde böyle büyük bir aileyiz. Ve biz de o projede burs olarak katıldık. Kamu izleme projesiydi. Ama önümüze çıkan raporlar hocamla beraber baktığımızda gerçekten üzücü. Yani bu bir, bir izleme projesiydi ve oradaki her şey gerçekçi. Türkiye'deki 35 ilde çeşitli kamu kurumlarının yaptığı faaliyetleri izledik diyelim. Bu arada tabii ki bir şekilde de karşı tarafa da diyorsunuz ki bakın burada benim bir eksiğim var. Bunu ne şekilde tamamlamam gerekir diye en azından farkındalık yaratmış oluyorsunuz gibi. Şimdi bu şekilde. Bu şeyi söylemek istiyorum. Şimdi toplumun ihtiyaçları her dönem ayrı aslında. Aynen. Fakat ayrı olmasına rağmen ortak olan bir şey var. Eğitime olan ihtiyaç. Ve bizim yapamadığımız, belki bu eksikliği giderememizin nedeni eğitimin her yere ulaşıyor ya da istenildiği gibi ulaşıyor olmaması. O yüzden de bu anlamda eğitime biraz daha önem vermeliyiz. Derneğimiz de burada önem kazanıyor. Çünkü biz yapmış olduğumuz sosyal etkinliklerimizde bile mutlaka eğitim olmalı diyoruz. Kültür ve tarihimizden aktarımda bulunmak zorundayız diyerek ile eğitim eklemeye çalışıyoruz. İşte birazdan da çalışmamızı söyleyeceğiz Bursa içinde. 100. yıl için yaptığımız etkinliklerde işte sadece eğlence amaçlı, bir araya gelmek amaçlı değil, en özelinde eğitim olarak bilinçlendirme ve tabii ki kız çocuklarının eğitime katkısı anlamında o yüzden çok önem verdiğimiz bir durum eğitim. Bizler belki metropolde yaşayanlar olarak burada bu durumu çok göremesek de biraz doğuya gittiğimiz zaman durumun vahimiyetini maalesef görebiliyoruz. Bu anlamda da yine konuşmuştuk bu konuyu. Evet, her ilde, 81 ilde şubeniz var. Doğu illerindeki şubelerinizle çalışmalarınız oluyor mu? Oluyor. Şöyle ki genel merkez mesela Kahramanmaraş neredeydi? Gaziantep'te okul Adıyaman kurulmuştu. Ama bizim şöyle Bursa olarak çalışmalarımız, bunu en güzel büyük aileyi, bu resmi depremde gördük. Evet. Yani depremde gerçekten hani Adıyaman, Gaziantep, doğu kısma şubelerimizle ve oradaki başkanlarla sürekli olarak iletişim halindeydik. Halen öyle. Ne bileyim işte 8 Mart'taki mesela Maraş'ın bir köyünü buldu oradaki bir başkanımız. Kimsenin ulaşamadığı bir yere oradaki çocuklara ulaşmaya çalıştık gibi. Yani bu tip şubeler arası, başkanlar arası da etkinliklerde, aksiyonlarda yer alabiliyoruz. Birbirimize destek veriyoruz tabii bu anlamda. Bu arada şöyle bir şey var. Bunu Bursa için de, ben İstanbul'da da aynı zamanda bulunduğum için İstanbul için de söyleyebilirim. Diyoruz ya hani doğuya çok fazla ya uzak bölgelerimize, ücra yerlerimize ulaşamıyoruz diye. Ama inanın büyük şehirler dediğimiz Bursa veya İstanbul gibi şehirlerde bile daha birçok hanımın merkezleri görmediğini, işte ne bileyim ne kültür alanlarını gezdiklerini, çarşıya bile gitmediklerini biliyoruz. Yani evlerinden dışarıya çıkmayan hanımlar var. O yüzden hani bölge olarak da çok fark etmiyor. Dediğim gibi en büyük şehirlerimizde bile hala ulaşamadığımız hanımlarımız var. Maalesef. Ama sizler tabii bunu gidermek için çalışmalarınıza da devam edeceksiniz. Bu noktada ben tabii şöyle paylaşayım.
isterseniz. Başkanlık döneminden sonra tabii hızlı olarak ilk yaptığımız şey aslında yani Bursa Şubesi olarak, Bursa Şubesi de çok eski. Yani dernek kadar eski, öyle diyeyim. İlk 49'da kuruluyor. Ama arada işte ihtilaller vesaireler, 60 ihtilali gibi. Sonra 1990'dan itibaren de Günay İzer, yani şimdiki onursal başkanımızın dönemi başlıyor. Yaklaşık 25 yıl kendisi başkanlık yaptı. Ondan sonra gelen de yine Zerrin Erünal, yine başkanımız. Buradan da gerçekten çok büyük emekleri var. Onlardan aslında hazır olarak almış olduğumuz bu güzel derneğimizi bizler de ileriye götürmek istiyoruz. Biz bu anlamda tabii pandemi süreciydi. Benim başkanlığı aldığım dönem, ama durmadık. Bunu dedik ki ne yapalım? Uluslararası Genel Merkez'in projesine zaten dahildik. Yani sürekli olarak sahadaydık. Bu arada Bursa Barosu, Büyükşehir, Nilüfer Belediyesi paydaşlarımız da ve sonra hatta onu güzel bir panel halinde de Bursalılarımıza sunmuş olduk. Ve sonra kadın, da evet. İnsan Kadın paneli bir dedik bir ve dedik. Devam ettirdik. Değil mi? Yıl üçüncüsünü yapacağız. Şimdi inşallah üçüncüsünü yapacağız. Evet. Bunun haricinde tabii köy, kırsal kesim yani bizim için önemliydi. Pandemi, kendim Güzelyalı'da oturuyorum. Ve tabii çok yakın olsun dedik. Derneğimize yeni üyelerimizle beraber ödediğim yeni kan, daha genç arkadaşlarımızla gönüllülük işi, bu derneği yürütmek ve yönetmek gerçekten bakmayın yani aslında hem çok özel ama zor. Keyifli. Fakat dediğim gibi köy projesi bizim için özeldi. Tabii ben eğitimci bir aileden geliyorum ve geçmiş background'la hep eğitim kurumlarında çalıştım. Dolayısıyla yine eğitimciler ağırlıklıydı, öğretmenlerimiz. İşte burada da hocamız da burada. Kaç üyeniz var başkanım? Şu anda 117 üyemiz var. 117 üyemiz var. Yerinizde Nilüfer Dernekler Yerleşim. Nilüfer, evet. O Acemler'deydi uzun yıllar. Şimdi dernekler yerleşkesi artık yeni dönemde biliyorsunuz. Evet. Daha bir çalışma ofisi istiyoruz. Ofis standartında olsun diye. Bu şekilde sağ olsun tüm başkanlarımız hepsi, geçmiş dönem başkanlarımız da destek verdiler. Teşekkür ediyoruz. Başka bunun haricinde... Bir sorum olacak. Derneğe üye olma şartı var mı herhangi bir koşulu? Yani ben buradan çıktıktan sonra üye olmak istiyorum desem hangi yolu izlemem gerekiyor? Çok rahatlıkla da üye olabilirsiniz. Tabii ki derneğimiz bir kamu derneği bir kere. İzleme derneği, savunuculuk derneği diyeyim. Dolayısıyla aslında tüm Türk kadınlarının bu derneğe üyedir diye düşünüyorum. Ben öyle diyorum. Çünkü... Dernek olmamış olsaydı, şu anda bu mücadeleler olmasaydı belki diğer derneklerin hiçbirisi olmayacaktı. Çünkü kız çocuklarının okunması, tekrar söylüyorum, kadınların bilinçlendirilmesi, haklarıyla ilgili olan Cumhuriyet'in kazanımlarıyla beraber buna sahip çıkarak ileriye götürmek, geliştirmek, ilerletmek. Aslında bu tabii. Ama sesimizi son yine aynı şeyi söylüyoruz tabii. Durmuyoruz. Bütün evet. dernekler yapıyor bunu. Bursa evet. bu konuda son derece gerçekten çok iyi. Diğer tabii Türkiye'deki derneklerimiz de öyle ama ben Bursa olarak baktım. Hani İş Kadınları Derneği veya işte daha farklı olan tüm dernekler de mutlak suretle kimse buna sessiz kalamaz. Herkes yani kadının toplumsal hayatta var olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin var olduğunu göstermesi için çeşitli etkinlikler, paneller, farkındalıklar bir şekilde dokunuyorlar yani. Bu arada evet, değil mi hocam? Evet evet. Bu arada İnsan Kadın paneli mesela o çok önemli bir başlangıç evet. yaptık. İnsan Kadın panelini öncelikli olarak evet bu projenizle birlikte onu tanıtmak olarak daha tarihsel çerçeveyle başlattık. İkincisini mesela geçen yıl yaptığımızda bu kez bir insan kadın paneli dedik ama panelimizin amacı kadının üretim hayatına katkısıydı. Üretici kadını daha çok konuştuk ve bu yıkat bum kat gibi bu sefer paydaşlar aldık. Yani Bursa Barosu vardı yine evet. Per yön. Bizzat Peryön evet. Bizzat kadınlarla işbirliği yapan sivil toplum örgütleriyle bu kez mesela kooperatifçiliği konuştuk. Nasıl kadını iş gücüne
adapte edebiliriz, uyum sağlayabiliriz diye. Bu yıl da yine bir konu belirliyoruz. Yani güncel şekilde her sene değişen ama insan kadın ismi adı altında konularımızı da böylece değiştiriyoruz. Bu evet. anlamda da kadınların ihtiyaçlarına dokunmaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Bu yılda 100. Yüzüncü, evet. ona geleceğim ben de. evet. Şimdi 100. yıla özel, 100. yılında 1924'ü yeniden okumak evet. isimli bir sempozyumu olacak derneğin. Bu arada dernek bununla ilgili bilgileri de Betül hocamızdan alacağız. Aynı zamanda Betül hocamız da İstanbul Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Bölümü öğretim üyesi olarak hı hı. görev yapıyor. Evet Betül hocam. Evet. Neler olacak 100. yıla özel etkinliklerde? Şimdi derneğimizin 100. yıl dönümü tabii büyük bir heyecanla başladı bizde Ocak Yönetim Kurulumuzda ve orada da üyelerimizle konuştuk. Başkanımız sağ olsun bize bu teklifi sundu. Ne yapabiliriz 100. yılda diye. Ve 100. yılda biz madem eğitim diyoruz, madem bilinçlenme diyoruz, o halde şöyle bir tarihimize bakalım dedik. Çünkü biz 7 Şubat 1924'te kurulmuş bir derneğiz ve Cumhuriyet tarihçisi olmam hasabiyle de 1924 Cumhuriyet'in ilanından sonra birçok yeniliğin, birçok devrimin yapıldığı bir yıl. Tabii. 1924. İşte bakıyorsunuz dediğim gibi Türk Kadınlar Birliği kuruluyor, İş Bankası kuruluyor, Cumhuriyet Gazetesi açılıyor, Terakkiperver, evet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor ve Tevhid-i Tedrisat, Halifeliğin kaldırılması, Şeriye ve Efkaf Nezareti gibi 3 Mart 1924 devrimleri de yine bu dönemde yapılmış oluyor. Ve bunun gibi daha birçok başlık sıralayabiliriz. Hı hı. Ve dolayısıyla tarihçi arkadaşım, meslektaşım aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doçent doktor Emine Alp Malkoç hoca ile birlikte sohbet sırasında da 1924'ü aslında biz yeniden okumalıyız. Daha anlamlandıramadığımız ve konuşmadığımız, değerlendirmediğimiz birçok yeri var diye sohbet ediyorduk. Sonra ben böyle biliyordum benim zaten Türk Kadınlar Birliği'nde olduğumu da. Ya bunu Bursa'da gerçekleştiremez miyiz acaba deyince ben dedim ki o zaman tamam sen programın koordinatörü ol. Ve bir program çıkaralım birlikte. Ben de başkanıma ve üyelerimize sunalım. Kabul ederlerse bunu gerçekleştirelim. Tabii çok beğenildi. Projemiz. 13 benimle birlikte 13 doçent ve profesör, Cumhuriyet tarihi uzmanı olan hocalarımız İstanbul'dan gelecekler. Ankara'dan, Hacettepe, Gazi gibi İzmir'den, Afyon'dan gelecek hocalarımız var. Ve dolayısıyla burada 2 gün boyunca 19 ve 20 Eylül'de 2 gün boyunca 1924'ü çeşitli alanlarıyla yeniden okuyacağız. Nerede olacak? Saat kaçta başlayacak? Perşembe günü saat 10'da başlıyoruz. 19 ve, Eylül. Evet, 19 Eylül'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Muradiye Salonu'nda olacak. Her iki günde saat 10'da başlayacak ve akşam 4'e kadar devam eden. Perşembe ve Cuma günü. Evet, evet. Perşembe ve Cuma günü oradayız. Mesela bu burada halkımıza açık olarak gerçekleşecek değil mi? Tabii halka açık olacak. Ve tabii, konulardan bir şey söyleyeyim. Mesela burada kadın ve sinema konuşulacak. Kurucumuz Nezihe Muhittin konuşulacak. Dönemin asri kadını konuşulacak. Eğitim reformu konuşulacak. Halifelik, laiklik konuşulacak. Anayasa konuşulacak kadın hakları konusunda. Bursa'nın 1924 gündemi konuşulacak. Yine 1924'te görsellerle bakış gibi birçok vakıflar konuşulacak. Hı hı. Yani birçok ilgi çekici konuyla karşınızda olacağız. Buyurun başkanım. Tabii başkanım. Bütün bunları biz yaparken dedik ki bunu gerçekleştirelim ama evet. nasıl yapalım Bursa'da? O zaman bu önce Bursa Büyükşehir Belediye'mize gidelim. Nilüfer Belediyesi, Şadi Başkanımız, Bozbey Başkanımız, evet. Erkan Başkanımız ve Deniz Başkanımızla birlikte sonuçta Büyükşehir, tabii. Osman Gazi, Nilüfer ve Mudanya Belediyelerinin işbirliğinde onların da katkılarıyla hı-hı. gerçekleşmiş olacak. Ve Bursa Barosu tabii ki Metin Başkanımız da mutlaka sempozyumda
evet, olacaktır. Olacaklar. Açılış konferansından önce diye duyuralım. Evet. Bizim için çok önemli, çok değerli ve bu eğitimin gerçekten herkese çok daha değer katacağına da eminiz. O yüzden buradan tüm Bursalılara duyurumuzu yapalım, davetimizi yapalım. Evet. Bize bu güzel programı da böyle verdiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Biz desteklerinize. Bu arada gerçekten yani biz bu fikri ortaya attık, dediğim gibi bilimsel ayağın, akademik durumunu. Öncelikli olarak Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi olarak başkanımız ve tüm üyelerimiz olmak üzere özellikle yönetim kurulu ve yürütme kurulu bu işte çok gönül verdiler ve gönüllü olarak gerçekten destek oldular. Sonrasında Bursa Büyükşehir'e, işte Osman Gazi Belediyesi'ne, Nilüfer Belediyesi ve Mudanya Belediyesi'ne gittiğimizde biz de işin bir ucundan tutalım diyerek yani kısıtlı imkanlarla da olsa bize destek verdiler. O anlamda çok teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda da sonrasında söylediğimiz hem sponsorlarımız var destek veren iş insanlarımız. Onlar da hiç lafımızı üzerinde bir şey konuşmadan tabii ki biz de varız dediler. Ve bunun yanında manevi destek veren de, inanın söylediğiniz zaman Bursa'mızda birçok kurum, kuruluş, kişi de tebrik ettiler ve bir şekilde bize destek olmaya çalıştılar. Herkese çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. O zaman şöyle yapalım, bu projede tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ben de bir kadın olarak bu projeyi duyurma aşamasında katkım tabii ki olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Bu yüzden de ben de son derece memnuniyet duyduğumu sizlere belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ben. Hepinize de. İyi ki geldiniz. İyi ki böyle güzel ve anlamlı bir projeyi duyurmak için burada bu programı gerçekleştirdik. Son mesajlarınız varsa alalım, ardından veda edelim. Ben tüm Bursalıların Cumhuriyet tarihinin ilk kadın derneğinin 100. yılındaki bu sempozyumunda tüm sivil toplum kuruluşları, yani tüm kent konseylerimiz, başkanlarımız, sivil toplumun değerli kadın aktivist başkanları, herkese ulaşmaya çalıştık. Ama tekrardan sizin kanalınıza da buradan duyurusunu yapalım. Kadınlarımız ve kız çocuklarımız ve geleceğimiz için birlik olalım. Ve bu sempozyumda lütfen beraber olalım. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Türk Kadınlar Birliği Derneği Bursa Şube Başkanı Tijen Sözeri ve Yönetim Kurulu Üyesi Betül Batır bizlerle birlikteydi. Programımızı Olay.com.tr'den izleyebilirsiniz. Bizleri seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşça kalın.